Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyorum. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kahraman Kıbrıs Türk halkı, sevgili kardeşlerim. Bugün bir asırlık özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taşlandığı gündür. Bugün en zor koşullar altında halkımızın destansı mücadelesiyle kan ve can pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümüdür. Bugün en büyük bayramımız, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu kutlu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği, alın teri ve büyük fedakarlıkları bulunan kahraman halkımızı en içten duygularımla selamlarken, özgürlük liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarını bu kutsal mücadelede şehit düşen mücahit ile Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize şu anı sunarım. Sevgili kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti onurumuzdur, namusumuzdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatan bildiğimiz bu topraklarda sahip olduğumuz en büyük değerdir. Tüm dünya şunu bilmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Bu kutsal emaneti ayaklar altında çiğnetmemek en büyük görevimizdir. Sevgili kardeşlerim, atalarımızın 1571 yılında fethettiği bu toprakları vatan bildik. Köklerimizin Anadolu'da olduğu bilinciyle hareket ettik. Kıbrıs'ta Türk yönetimi boyunca diğer etnik unsurlara zulmetmedik. İnsanca yaşamalarını sağladık. Kıbrıs'ta 1878 yılında başlayan İngiliz sömürge idaresinin ilk günlerinden itibaren ise Rumlar Kıbrıs'ı kan gölüne çevirecek olan Enosis mücadelesine başlamışlardır. Enosis mücadelesinin temelini oluşturan zihniyete göre Kıbrıs'ta misafir olan Türklerin hiçbir hakkı yoktur. Kıbrıs'ta Türk ulusunun bir parçası olan Kıbrıs Türkleri adadan atılmalıdır. Kıbrıs Yunanistan'a ilhak edilmelidir. İşte Kıbrıs sorununun ana nedeni oluşturan bu Rum zihniyeti bugün de devam etmektedir. Yine bu zihniyete göre Kıbrıs Türk halkı bir azınlıktır. Egemenlik hakkı yoktur. Kıbrıs Türkleri devlet yönetiminde yer almamalıdır. Bu köhnemiş ve çağ dışı zihniyete boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, halkımızı yok edip Kıbrıs'ı bir en adası yapma hedefiyle Rum-Yunan ikilisi tarafından oluşturulan EOKA terör örgütü 1955 yılında halkımıza yönelik saldırıları başlatırken halkımız tamamen savunmasız durumdaydı. Halkımızın savunmasını sağlamak üzere Türk Mukavemet Teşkilatı oluşturuldu. Halkımız tüm zorluklara rağmen Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde yürütülen bu büyük ve efsane direniş sonrasında 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı oldu. Rum liderine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Enosis'e bir sıçrama tahtasıydı ve Enosis mutlaka gerçekleşmeliydi. Bu hedefe yönelik olarak da Kıbrıs Türk halkını imha etmek için Akritas planı hazırlamışlardı. Akritas planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını imha etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde Kandırnöel saldırıları başlar. Halkımıza yönelik soykırım uygulanırken 103 köyümüz göç etmek zorunda kaldı. Köylerimizde taş üstüne taş bırakılmadı. Dini, sosyal ve kültürel bütün değerlerimiz yakılıp yıkılıp yok edildi. Güvenli yerlere ve şehirlerdeki Türk bölgelerine sığınan halkımız getto denilen bu bölgelerde kuşatma altına alınıp açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Türk bölgelerine acımasız ambargolar uygulanırken içme suları kesiliyor, gıda ve yiyecek gönderilmesi de yasaklanıyordu. Rum barikatlarında bunlara el konuluyordu. Çocuklarımız bir bardak süte muhtaçtı. Şunu da hatırlamak gerekir ki 120 bin Kıbrıs Türk'ü 1974 yılına kadar tüm Kıbrıs'ın %3,5'una tekabül eden gettolarda kuşatma altına yaşıyordu. Bunun ne kadar küçük bir bölge olduğuna bakabilirsiniz. Tüm dünya bu vahşete seyirci kalırken Allah'a şükür olsun ki yanımızda garantör Anavatan Türkiye vardı. İlaç, gıda ve yiyeceğin yanında her türlü yardımı sağlayan Türk Kızılayı vardı. Aksi takdirde direnişi sürdürmemiz mümkün olamazdı. Bugün dünyanın pek çok yerinde devam eden çatışmalar ile Ukrayna-Rusya savaşı ile İsrail-Hamas savaşında yaşananlara baktığımızda geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamamak elde değil. Sevgili kardeşlerim, halkımızı soykırımdan geçirmeyi hedefleyen Rum saldırıları devam ederken halkımız eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla dışlanmış, idari ve yönetsel açıdan boşluğa ve kaosa itilmek istenmişti. Ama ne var ki tüm saldırılara karşı halkımız direnişini sürdürmüş, idari ve yönetsel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik 1964 yılının Ocak ayının ilk günlerinde genel komite oluşturulmuştu.
Bugün büyük bir onur ve gururla belirttiğimiz gibi bu idari ve yönetsel oluşum ayrı bir devlete ulaşabilme yolunda attığımız ilk adımdır. Bu tarihi gerçeğe dayanarak Kıbrıs'ta 1964 yılından bu yana iki ayrı devlet var diyoruz. Anavatan Türkiye ile birlikte gündeme getirdiğimiz ve kararlılıkla savunduğumuz egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizin temeli de buna dayanmaktadır. Bu temelin de 60 yıllık bir geçmişi vardır. Çatısı altında özgür ve egemen olarak yaşayacağımız bir devlete ulaşabilme yolunda her zaman büyük bir iman, inanç ve kararlılıkla ilerledik. Genel komiteden sonra geçici Kıbrıs Türk yönetimi ve Türk yönetimi oluşturuldu. Bunlar da devlete ulaşabilme yolunda atılan diğer adımlardır. Halkımıza özgürlüğü ve tüm Kıbrıs'a barışı getiren mutlu 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sonrasında Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi 1975 yılında da Kıbrıs Türk Federe Devleti oluşturuldu. Self-determinasyon hakkını kullanan halkımızın özgür iradesi ve istenci doğrultusunda 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ve işte bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümü büyük bir coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Kahraman halkım, Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusuna çözüm bulma uğraşlarında her zaman olumlu ve samimi davrandık. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduk. Ama ne var ki, 1968 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden müzakere süreçlerinde Rum tarafı her zaman olumsuz davranırken hakimiyetçi ve dayatmacı tutumunu sürdürdü. Rum tarafı ile bazı emperyalist güçlerin dayatmaya çalıştığı federal temele dayalı bir çözüm şekli, Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasını, Türk askerinin Kıbrıs'tan uzaklaştırılmasını, devletimizin ve egemenliğimizin yok edilip halkımızın azınlık durumuna düşürülmesini hedefliyordu. Elbette ki bunları kabul etmemiz mümkün değildi. Bunlara karşı direndik ve direnmeye devam ediyoruz. Bu arada 2004 yılının Nisan ayında gerçekleşen Annan Planı ile ilgili referandum sürecinde yaşananları hatırlamakta büyük yarar vardır. Avrupa Birliği ve diğer güçler referandum sürecinde halkımıza verdikleri sözlerin bir tekini bile yerine getirmezken hayır diyen Rum tarafını AB üyeliğine alıp ödüllendirdiler. Avrupa Birliği üyeliğini bir silah gibi kullanan Rum-Yunan liderliği tehdit ve şantajla istedikleri çözüm şeklini dayatmaya çalışırken Birleşikler de buna seyirci kalmaktadır. Avrupa Birliği ile Birleşikler'e çağrım Kıbrıs konusunda adil davranmaları ve ayrımcı tutumlarına son vermeleridir. Annan Planı referandumunda ve Kranz-Montana görüşmelerinde yaşananlar federal temele dayalı bir çözüm şeklinin mümkün olmadığını bir kez daha göz önüne sererken hala daha federal temele dayalı bir çözümden bahsetmenin anlamı ve geçerliği artık yoktur. Bunları ve geçmişte yaşananları dikkate alarak ülkemizde 2020 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerisini gündeme getirdim. Halkımız da beni Cumhurbaşkanı seçerek bu çözüm önerisine büyük destek verdi. Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm önerisini ilk kez Cenevre'de müzakere masasına koydum. Daha sonraki görüşmelerde de bu çözüm önerimizden geri adım atmayacağımızı ve resmi müzakerelerin başlayabilmesi için eşit egemenliğimiz ile eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi gerektiğini dile getirdim. Bu tutumumuz büyük bir kararlılıkla aynen devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 77. ve 78. Genel Kurulu toplantılarında yaptığı tarihi konuşmalarda dünya ülkelerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın, zulüm niteliğindeki ambargolara son verin çağrısında bulunması yeni siyasetimize büyük bir güç vermiştir. Sevgili kardeşlerim, yeni siyasetimizi içeren yolda ilerlerken Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal adı ile gözlemci olarak kabul edilmesi milat niteliğinde olup büyük bir başarıdır. Belirlediğimiz yolda kararlılıkla yürürken yeni başarıların bizleri beklediğinden ve hedefimize ulaşacağımızdan eminim. Bu arada bu büyük başarılara ulaşmamızı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsım ve halkım adına teşekkürlerimi sunarım. Sevgili kardeşlerim, bugün 40. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm ambargolara ve baskılara rağmen her geçen gün daha da ileriye gitmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetsel, yargısal ve tüm diğer kurumları ile demokrasinin ve halk iradesinin esas alındığı gurur verici çağdaş bir yapıya ulaşmıştır. Tüm bu değerleri korumak ve geliştirmek görevimizdir. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi süreci, ekonomimizi ve sosyal yapımızı olumsuz yönde etkileyen pek çok sorunlara neden oldu. Bugün de bir takım sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz. Ama
Bunlar devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçeceğimiz anlamına asla gelmemelidir. El birliği ve dayanışma ile bu sorunları aşacağımızdan eminim. Yeter ki birbirimize güvenelim, birlik ve beraberimizi koruyalım. Bu arada birlik ve beraberimiz ile devletimizi ve anavatan Türkiye'ye olan bağlarımızı hedef alan algı operasyonları ile 5. kol faaliyetlerine karşı uyanık ve dikkatli olalım. Dış saldırılara karşı birlik olalım, anavatan Türkiye'ye de daha fazla sıkı sarılalım. Yatsınamaz bir gerçektir ki ekonomide, bilişimde, tarımda, sanayide, yüksek öğrenimde ve diğer sektörlerde yeni projeler, yeni yatırımlar ve anavatan Türkiye'nin sağladığı yardım ve hibelerle daha da ileri gitmekteyiz. Maraş açılımıyla yeni Ercan Havalimanı Terminali'nin hizmete açılması da ekonomimize büyük katkılar sağlamıştır. Eminim ki her geçen günle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenecektir. Bu yıl Türk ulusu olarak anavatan Türkiye ile birlikte çok büyük acılar yaşadık. Anavatan Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde binlerce soydaşımız ile şampiyon meleklerimiz ve vatandaşlarımızı kaybettik. Şampiyon meleklerimizin anılarını yaşatmaya çalışırken yargı sürecini de ilk günden itibaren yakından takip ediyorum. Adalet elbette tecelli edecektir. Deprem felaketinde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dilerken yastı aileleri ile yakınlarına da yeniden başsağlığı diliyorum. Acıları acımızdır. Sevgili kardeşlerim, bugün hala daha devam etmekte olan Rus-Ukrayna ile İsrail-Hamas savaşı bölgemizde büyük ve tehlikeli bir tehdit oluştururken temennim katliamlara, soykırımlara, yıkımlara son verilmesi, sorunların silahla değil diyalog yoluyla çözülmesidir. Çağrım bu savaşlara bir an önce son verilmesidir. Bölgemizde devam etmekte olan İsrail-Hamas savaşını endişeyle izlerken emperyalist güçlerin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları üzerine hakimiyet kurma girişimlerini de gözlemlemekteyiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki anavatan Türkiye ile birlikte mavi vatandaki haklarımızı korumakta kararlıyız. Bu arada İsrail-Filistin sorununun çözümüne yönelik olarak iki devletli çözüm önerisinin de gündeme getirilmesi oldukça önemlidir. Rum tarafına çağrım ise samimi yaklaşımlarımıza olumlu yanıt vermesi, gerginlik yaratıcı faaliyetlerini sonlandırması ve yeni bir çılgınlığa kalkışmamasıdır. Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise 40. kuruluş yıl dönümünde dünyaya yeniden sesleniyorum. Kan ve can pahasına kurduğumuz devletimizden, sahip olduğumuz egemenliğimizden ve anavatan Türkiye'nin garantörlüğüyle Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. 1974 öncesinin acı ve karanlık dolu günlerini bir kez daha yaşamayacağız. Sevgili vatandaşlarım, Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha kutlarken hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve muhabbetle kucaklarım. Unutmayalım ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizindir. Daha da aydınlık yarınlara ulaşacağımızdan hiç şüphem yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum.